Bugün bir macera için mutfaktayım. Tek kolumla yemek yapmaya çalışacağım. Evet, doğru duydunuz. Bu oyunda kocaman bir mutfağın altını üstüne getiriyoruz. Hem de yalnızca bir kolla. Şimdiden kaos kokusu alıyorum. Yangın çıkar mı? Yoksa her şey elime yüzüme mi bulaşır bilmiyorum. Ama kesin olan bir şey var ki bu mutfakta hiçbir şey sakin geçmeyecek. Ve bu arada siz YouTube'un en kral oyun severleri, hemen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bu şekilde bana büyük destek olmuş olursunuz. Yeni gelenler için de bir hoş geldiniz diyelim. Abone olup aramıza katılın ve bu eğlenceli anların tadını birlikte çıkaralım. Hadi başlayalım. Evet, maceramız başlıyor arkadaşlar. Şu anda müşteri falan yok. Müşteri falan yokken biz yavaştan bence şöyle bir dolabı açıp tek kolumuzla şuraya bir sosisimizi atalım. Hatta bir tane daha atayım ya. Hazırda beklesinler yani. Burada ekmekler var. Bu ekmekleri pişirmemiz gerekiyor mu acaba? Ekmekleri şöyle... Oğlum yere düştü bir tanesi. Ha, şöyle koy. Hop, dur. Yanma. Şöyle koy. Şöyle şuraya at. Bakayım bir dakika. Bir tane daha sosis var şurada. Şunu da şöyle koyarsak. Tamam, güzel olacak. Buralarda bir yerde böyle bir nasıl yapacağımızı anlatan bir şey yok mu acaba? Aa, müşteriler gelmiş. Şu müşterilere hemen bir bakalım. Selam dostum. Ne istiyorsun? Tamam, bir tane sosis, bir tane sosis. Okey. Ekmeksiz sosis diyor bunlar. Şuradan bir tane tabak çıkartalım. Tabağı şöyle koyalım abi. Şunlara sosislerini hemen vererek başlayalım. Bir dakika. Gayet güzel oldu bende. Birazcık ucunda durdu ama artık idare edecekler yani. Al. Afiyet olsun. Tamam. Sana da hemen şuradan bir tabak koy abi. Şöyle bir dakika, yere düştü ama 3 saniye kuralı var biliyorsunuz. O yüzden bunu yiyecekler artık, yapacak bir şey yok. Oğlum şunu al, al abi, al al. Al şu sosisi. Heh, bir dakika, ocağa koyduk. Heh, koyalım. O tabağın üstünden de pişiyormuş, tamam. Şuna da verelim. Adamın karnı doydu arkadaşının, buna daha gelmedi. Tamam, paralar geldi. Bunlar ne istiyor? Bunlar da biri ekmekli istiyor, biri yine ekmeksiz istiyor. Ekmeksiz isteyen ve ekmekli isteyen. Tamam, şuradan şununla iki tane atayım da bir. Bir dakika. Taraf pek görünmüyor galiba. Şuradan alalım hemen. Geliyor efendim hemen sosisliğimiz. Bu ekmekleri pişirecek miyiz bir yerde? Ben ondan emin olamadım. Galiba pişireceğiz ya. Pişirmeden mi? Bir dakika. Şuradan bir bıçak alayım bakayım. Sosis de düştü. Allah kahretsin ya. Nasıl bir şey bu? Şöyle dur. Bir tane sosis. Heh. Şöyle atalım. Bıçaklardan bir tane alalım. Ekmek de pişiyor ya. Şöyle ekmek tam, ekmek burada. Aa, yanıyor. Bir dakika, şöyle koyamaz mıyız bunun içine? Oğlum yanıyor lan bu bildiğin. Bir dakika. Şuraya atayım. Bir şuradan suyu açalım abi. Bir o sosis şu olsun. O yangın tüpü varmış burada. Köpük sıktı yangın tüpü. Tamam. Şu sosis, burası da su doldu. Şurayı bir kapatayım. Müşteri umduğunu değil bulduğunu yer abi. Şunu nasıl koyacağız ya? Allah'ım ya Rabbim. Ekmek de oraya kaçtı. Nereye gidiyorsun? Dur. Bir dakika. Tamam, güzel oldu. Biraz yanık oldu ama artık idare edecek yani. Müşteri umduğunu değil bulduğunu yer arkadaşlar. Misafir değil o yani. Bir dakika, tabağı mı ilk başta koyacağız acaba? Bir dakika, tabağı koyup şöyle üzerine koyamaz mıyız ya? Bir dakika ya, bir tanesi sosis istiyordu. Al bakayım şunu. Almadı da ya. Bir dakika, ekmek yanıyor. Ekmeği şöyle bir koyayım. Şuradan bir tane sosis alamaz mıyız biz? Niye alamıyorum bunları? Ha, aldım mı? Düştü bir tanesi aşağı. Ha. Tamam, bunu buraya bir atalım. Oğlum tabağı bir tut ya. Elin ayağın ayrı oynuyor ya. Tabak da düştü ya. İyi mi? Al abi. Şu ekmeğin içine koyamaz mısın acaba? O içine sosis koymak bir mesele bu ekmeklerin ya. Ha. Tamam. Bunu beğenecek bence bu müşteri ya. Hangisiydi bunlardan ekmeğin içinde isteyen? Buydu galiba. Evet, buydu. Niye beğenmedi? Al. Bir dakika. Hah, yedi. Tamam. Başka bir yerde işe başlıyoruz. Bu sefer daha büyük bir mutfağımız var. Şöyle tavamız var, fırınımız var. Biraz daha konforlu bir alan. Biraz daha böyle elit bir mekanda çalışıyoruz. Bayağı da müşteriler aktı şimdiden. Şöyle bir bakalım. Hepsi ekmekli. Tamam. Hemen geliyor beyler. Bayanlar. Tavayı da uçurduk. Dur, tavada mı pişireceğim acaba ya? Tavada yanma olasılığı biraz daha düşük olabilir, biliyor musunuz? Ocağı yakmamıza gerek var mı? Ha, pişiyorlar direkt. Tamam. Ocağım açık zaten de şu sosisleri bir üzerine koyabilirsek. Bir dakika. Dur, şöyle at. Allah kahretsin. Dur. Hah. Bırak abi. Hah, pişsinler. Aa, ocağa girdi ya. Yanacak orada. Dur.
tavada pişmen gerekiyor senin dostum. Şimdi birkaç tane de şuraya bir ekmek atalım fırına. Atabilirsek tabii. Bu fırın... Aa, tepsi çıkıyormuş, tamam. Tamam, tepsinin üzerine şöyle ekmekleri atayım ben abi. Bu ekmekler de burada pişsin. Kapağını kapatalım, orada pişsin. Yine mi oldu? Yine mi? Bu kadar çabuk yanamaz ya. Bazı sos... Neyse, bir tanesi olmuş en azından. Şunu şöyle yine ben şuraya atacağım. Şöyle yıkansın. Ama ocak da mı yanıyor? Ocak da yanıyor. Tamam. Şöyle sevgili müşterilerimiz, önemli bir durum yoktur diyeyim ben. Şöyle bir sosisimizi alalım. Tamam. Şu fırında şimdi ekmekler de güzelce pişmiştir herhalde. Pişmiş olsun yani. Ne oldu abi? Niye ötüyor bu? Bu kadar çabuk yanıyorlar ya. Bir tanesini alırken diğerleri yandı ya. Bu nasıl bir şeydir? Bu hiç pişmemiş ayrıca. Bu nasıl bir şey? Bu herhalde tepsiye koymadık diye mi böyle oldu? Galiba öyle bir şey oldu. Bir dakika. Şu muslukta israf olmasın. Şuradan bir bıçak alayım abi. Tamam mı? Şu bıçakla kestik ekmeği. Tamam. Ekmeği kestik. Bir tane sosisimiz vardı burada. Olmuş hazır. Tamam. Bunu alalım. Şöyle bir birbirine karıştır. Şuradan bir tabak alayım. Oğlum fırında mı yanıyor yine ya? Şuraya şunun üzerine şunu koyalım. Şuradan. Tamam. Aldık. Bunu bir müşterimize götürüp şu müşteriler hani ilgilendiğimizi hissettirelim. Anlatabiliyor muyum? Oh, afiyet olsun. Şöyle küçük bir sorunumuz var. Şöyle köpük sıkalım yangın tüpünden. Tamam. Ne yapacağız? Yine fırına atmam gerekiyor ekmekleri ama lanet olasıca fırın yanıyor ya. Bu nasıl sönecek abi? Sön. Oğlum burası direkt şey mi oldu? 6 tane. Ha bak şurada siparişler de yazıyor. Şöyle içeriden beri mi sıkacağım? Dibine kadar girdim. Nasıl bu sönmez ya? Nasıl bir yangın çıktı abi? 2 tane ekmek yandı alt tarafı içinde ya. Fırını acaba açık bıraktık diye mi böyle oldu ya? Anlamadım gitti. Neyse. Bir dakika tavayı şöyle tavayı koyalım. Acaba sosisleri de fırında yapabilir miyiz bu arada? Neyse. Şunu şuraya koyalım. Bunlar burada bir pişsin abi. Bir tane daha sosis atalım. Bir tane daha atsak bence pişer ya. Ne oldu abi? Tava ters mi gitti? Göremiyorum hiçbir şey dumandan. Abi şu müşteriler gitsin ya. Bu baya böyle yangın çıktı mutfakta ya. Şaka mı bu? İki tane yanmış sosisi verelim abi. Böyle ödeşmiş olalım. Anlatabiliyorum mu? Afiyet olsun. Senin tabağını da alalım. Şöyle bir şurada suya tutayım ben. Burası da tıkandı. Tamam kapat yani. Yapacak bir şey yok. Biz yine sosisi atalım. Birkaç tane şöyle iyi de yapsak en azından puan yaparız ya. Şuraya at bakayım. Şuradan bir tane daha şöyle pişse. Şöyle. Oh. Maşallah. Şuradan bir sosisi daha. Şunun üzerine de şöyle bir şey yapalım. Yine ötmeye başladı. Lanet olasıca. Hangisi yanıyor? Hiçbir şey göremiyorum ki dumandan ben. Tamam. Bu sefer dondurmacıyız arkadaşlar. Bu sefer dondurmacı olduk. Artık böyle bir yanma derdimiz en azından yok. Böyle Maraş usulü falan bir şeyler de yapmayacağımıza göre. Bu ne diyor? Şundan istiyor. Şuradan alalım. Şundan koyabilirsem güzel olacak. Bir dakika. Şöyle. Aa koyduk bile. Tamam. Al abi bunu. Biraz yere değdi ama 3 saniye kuralı. Afiyet olsun. Bundan ve vanilya istiyor. Tamam. Onu hemen hallediyorum. Geliyor. Tek kolluyum gördüğünüz gibi. Bana acıyın. Şunu ne yapacağız? Burada fazladan olmuş oldu. Şunu koy abi üzerine. Şuradan alalım. Tamam mı? Bu da kime gidecek artık? Şimdi istediği gibi olmadı arkadaşım. Onu kabul ediyorum. Ama fazladan bir top daha dondurma koyarsam bence kendimi affettirebilirim diye düşünüyorum. Şöyle üçlü. Al bakalım afiyet olsun. Bayağı da sıra oluştu hemen. Galiba dondurmamız bayağı bir lezzetli yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Kahveliymiş bak. Kaptın hadi. Al bakayım sen. Dur bir dakika. Çilekli isteyen varsa ona vereyim. Bak bu öyle istiyor galiba. Tamam. Bir de chocolate istiyor. Tamam. Chocolate da geliyor onun üstüne. Şuradan bir chocolate da koyalım. Bak bu adama istediği gibi veriyoruz. Afiyet olsun. Thanks diyor. Gidiyor. Bu ne istiyor? Tamam. Bak bu da şey istiyor. O neyse gitti aşağıya. Alırız oradan. Bir tane daha kül alayım ben. Şuradan hemen şundan doldurabilirsem güzel olacak. Tamam. Bakayım. Afiyet olsun. Teşekkürler diyor. Gidiyor. Bu ne? Tamam. Bu hangisinden? Bundan istiyor. Tamam. Al abi buradan. Ama külah kalmadı bende ya. Burada var. Arkada varmış. Okey. Hanginizde? Bu. Buyurun. Tamam. Bu dondurmacılık tam bana göre. Birer külah koy gönder. Bu neymiş? Chocolate. Tamam. Geliyor hemen chocolate. Hatta bak yok. O çikolata koyulmuş var mı dedim de yerde. Onlardan bir tane verecektim. Şunu al. Afiyet olsun. Şimdi külahı alalım. Külahı koyalım. Bir tane daha koyabilirsem güzel olacaktı da neyse. Bu ne istiyor? Chocolate mı bu da? Yok.
Tamam, bu vanilya ve çikolata istiyor. Buna olur. Bir dakika geliyor dostum. Niye koyamıyorum bunun üstüne bunu? Ha, bir dakika ya. Yine çaklık koyduk ya. Neyse, ikili yapalım buna. Bir tane daha aslında yerde de varmış kaşığımız. Onu da alabilirdik. Neyse. Biraz zarar edeceğiz ama şöyle verelim abi. Alabilirsem eğer. Ha, alsana dostum. Fazladan koyduk sana. Afiyet olsun. Yeni restoranımız burası arkadaşlar. Burada böyle herhalde chicken hamburger falan yapacağız diye tahmin ediyorum. İsmimiz öyle bir şey. Ne diyor? Chicken burger diyor. Bakın. Düşündüğüm gibi yani. Bakalım hemen bizim şeyler nerede peki? Bir dakika. Neredeler abi bizim kızartacağımız şeyler? Yani daha sipariş de mi vermedim? Burada patates falan var. Patatesleri şu şeye bir kızarsın abi bunlar. Ha, şöyle koyalım, bu kızarsın. Bu kızarsın da bizim şeye ihtiyacımız var aslında. Buralar bunlar değil. Bunlar da değil. Bir dakika. Şu da pişti galiba. Şöyle koyalım. Tamam. Aa, şuradalar. Tamam. Bunları burada fritözde mi kızartıyoruz bunları da? Galiba öyle. Tamam, buraya atayım ben o zaman. Bir iki tane kızarsın hemen. Şöyle de koyayım. Bir tane isteyen abimiz vardı. Ona hamburgerlerini götürelim. Patates de koyarız içine. Patatesi kızarmış olduk. Bunlar burada böyle bir kızarsın. Bunları nerede kızartacağız? Ben onu anlamadım. Bunları ya da kızartacak mıyız? Bunlar direkt kullanılıyor mu ya da? Hamburger ekmekleri. Bıçak gibi bir şey lazım galiba bize. Orada bayağı bekleyen de müşteriler var. Dur, tamam. Dıdıdı dediğine göre bunlar pişti. O... Yağ bir şey elini mi soktun sen az önce? Heh. Şöyle gel abi. Tamam. Şu ekmeğe şöyle bıçakla kesersem ekmeği. Kestik mi? Kestik valla. Tamam. Koyalım. Şunun içine bir dakika. Bir tane. Bir dakika dur ya. Bir dakika. Bir dakika. Lanet olası ya. Nereye gitti? Alt tarafa mı gittin? Onu niye alamıyorum ben bunun içinden? Şuraya koyayım bakayım. Bunu ekmeğin içine koyacağız. Biraz da patates ekleyeyim ben. Şurada elimle alabilirsem. Şunu da şuraya koyayım. Geliyor siparişler. Bekleyin arkadaşlar. Allah Allah. Tek elim var ya benim. Hep derler ya, benim bilmem kaç tane elim yok yani falan. Benim bir tane elim var yani bile. Patatesler gitti bu arada. Patates koyamayacak mıyız? Bir dakika dur. Şunu şöyle fritöze koy abi. Koy abi. O orada pişerken şuradan biraz patates koy bunun içine de. Şu bıçağı alalım. Bıçağı koy şöyle. Oğlum, acaba bunları bir yerde, ekmekleri bir yerde pişiriyor olabilir miyiz diye bakıyorum ama pişirecek bir şey yok. Onları da direkt kullanıyoruz demek ki ya. Burada gerçi alamayacağım ya. Şuraya koyayım. İçinden alınmıyor mu? Bir şeye mi dökmek gerekiyor bunu? Şöyle, ha, fırlatacak bir şey. Tamam. Şöyle o ekmeğin parçası düştü şeyin içine. Ama daha güzel olabilir böyle. Tamam, bunu da koyduk mu? Koyamadık, tamam. Artık bazı şeyleri de müşteriler kendileri yapacak. Şunlar mı servis tepsisiymiş? Koyma hemen. Şuraya koy. Yine düştüler orada da aşağıya. Tamam. Bunun üzerine kapatsak. Dur, bir parça ekmek alırım ben şuradan. Şunun üstünü kapatmak için. Gerçi vardı zaten değil mi? Tamam, neyse. Patatesi de şöyle yanına mı koyalım? Yanına koyalım ya. Yanında yesinler. Tamam. Bu böyle var ya. Oh. 10 numara 5 yıldız. Bayağı da sıra oluştu. Ne diyor? Tamam bak, patates de geliyor sana. Al bakalım. Bu sefer de bir pizzacıyız. Bayağı böyle odun fırınımız falan var. Burada pizzaları pişireceğiz. Umarım bir sıkıntı yaşamayız diyorum. Hamur yoğurucu cihazımız falan da var. Böyle pizza hamurumuz var. Burada bayağı böyle pizza malzemeleri falan var. Dolaba bakalım. Dolapta da bunlar ne? Bunu mu atacaktık lan bunun için acaba? Aa evet, bunu atacakmışız. Tamam. Pizza hamuru geldi o zaman. Pizza hamurunu alayım abi. Bir önce malzemeleri mi koymam gerekiyor acaba üzerine? Şöyle koysak malzemelerini. Evet, koyuluyor. Tamam, şuradan birazcık da şöyle şunlardan koyayım. Evet, vallahi mis gibi oldu. Şimdi şunu alabilirsem, bunu fırına koyduk mu? Pişsin abi orada güzelce. Pişsin pişsin. Bir tane müşterimiz var zaten. Yani artık bunlar da malzeme seçimi yapmasın yani bir zahmet. Bayağı zor çünkü. Ama bunu tabii böyle servis etmemek gerekiyor. Düşürdük hatta. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şurada şu şöyle dursun. Şuna hemen şöyle malzeme atalım biraz. Şuna malzeme atalım. Şöyle şunlardan da atalım. Sadece 3 tane malzememiz var bu arada pizza için. Bu 3 seçenekten aralarından seçiyor müşteriler anladığım kadarıyla. Şunu şöyle koyalım. Tamam, orada olsun. Hamuru birkaç tane daha yapmamız gerekiyor tabii. Bir tane çıktı. Bir tane daha çıksın hemen. Hop. Tamam. Gayet güzel. Burada hazır edelim pizzaları da. Şöyle koyayım. Bunu niye çekemiyorum ben ya? Neyse, şuradan malzeme koyayım bakayım. Öten şey nedir? Bu mu? Oha! Çok kötü bir servis yaptık ya bugün. Pizzayı bunun üzerinden alamıyorum yani. Bunları böyle müşterilere bu şekilde falan mı vereceğim acaba? Tabağa koy... Ha, koyuyoruz. Şu tabağı yerden alabilir misin peki? Alırsın ama tabi o sırada düşürdün. Tamamdır. Şu pizzayı şunun üzerine bir at abi. Ha,
Tekelle hizmet bu kadar oluyor. Şöyle vereyim, afiyet olsun size abi. Ulaşımı da alayım hemen. Hemen yedi çünkü abimiz. Buyurun. Yeni restoranımız burası arkadaşlar. Böyle plaja nazır, denizli menizli. Burada sandviçler falan yapacağız. Yani sandviç restoranı olarak geçiyor aslında. Yine şuradan şöyle hatta bir iki malzeme sipariş edeyim ben gelsin. Öyle söyleyeyim. Henüz bir müşterimiz yok. Önceki restoranlarımızdan kötü namımız herkese yayılmış herhalde. Aa, varmış burada iki tane. Bu ne diyor? Avokado chicken sandviç. Aa, bir şey dur. Malzemeler geldi. Malzemeleri alayım hemen şuradan. Malzemeler. Şöyle. Şunları bir dışarıya şöyle atalım ki rahat rahat sonra. Bu ne lan? Başkasının malzemelerini de almak istemiyorum açıkçası. Şuradan şu peynir önemli. Peynir alayım abi. Ben peynirli herkese veririm ya. Şöyle. Zaten tek elle çok zor arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hatta şu tavada birazcık şöyle peynir mi şey yapsak? Güzel olabilir. Bakayım. Koyamadık mı? Koy. Hah. Pişiyor orada o. Okey. Bir tane daha tavamız var hatta. Dur, başka malzemeler de koyacağız şimdi. Şunlar şurada pişsin. Bu neymiş abi? Tuna diyor. Ha bak, demin adamın istediği şey. Şuraya da şunu koyalım. Aa, yandı bu yine. Dur. Şöyle koyayım. Bıçakla kesebiliyoruz bunu. İçine bir tane tabak. Nerede abi o yaptığım? Tabakta hazırlamamız gerekiyordu direkt ya. Şöyle. Artık aldığın kadar. Tamam, bir tane sandviç oldu. Bir tane burada. Hah, sendin. Ye abicim bunu. Al. Afiyet olsun. Ooo, yine yangın çıktı burada. Şöyle söndüreyim abi. Sönmedi. Yani sönmüyor da yangınlar. Çok enteresan. Bu ekmekleri de acaba pişirecek miydik ya? Bilemedim şu anda. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.